İkinci bölüm. Çağınay verilmiş Mesih'i tanımak. Kardeşler, yanınıza gelip Tanrı ile ilgili bildiriyi size duyurduğum zaman etkileyici sözlerle ya da üstün bir bilgelikle gelmedim. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım. Ben size zayıflık ve korku içinde geldim. Nasıl da titriyordum. Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki imanınız insanların bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayansın. Tanrı'nın bilgeliği. Gerçi olgun olanlar arasında bilgece sözler söylüyoruz. Ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Biz Tanrı'nın gizli, saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği, bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruha uyanlara ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz. Ruha uyan kişi her konuda yargıda bulunabilir. Ama onun hakkında yargıda bulunacak kimse yok. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz.